Bu meslekte yaşamak da ölmek de ekip işidir. Yaşamak da ölmek de. Burası mı? Evet canım. Bir gün sen de takılalım mı? Teyzemle kalıyorum canım. Müsait olmuyorum. Öyle olsun bakalım. Al bakalım. Sağ ol canım. Görüşür müyüz yine? Olur. Ararsın. Bay bay. Yavrum ben de sıkıldım. Ama böyle bomboş gidilmez ki. Sen babandan koparmaya çalış bir şeyler. Kolay değil o kadar. Seni öğrendikten sonra göz açtırmıyor bana. Çaktırmadan ne kadar para bulabiliyorsan bul. Bak elim kolum bağlı. Ben de yapıyorum bir şeyler. Biliyorum aşkım ya. Yurt dışına yüklü çıkmamız lazım. Dönmeyeceğiz bir daha. Hep beraber olacağız. Sadece ikimiz. Canım benim. Çok özledim. Ben de özledim. Ararım sonra. Canım geç kaldın. Çıkamadım işte. Bırakmadılar. Yorgun musun? Bittim Akın, bittim. Bir tanem. Öyle ağrıma gidiyor ki evde oturup senin eline bakmak. Yeniden o adamların koynuna göndermek. Söyleme böyle. Senin için yapıyorum hepsini, ikimiz için. Şu adamlara olan borcu bir kapansın. Ondan sonra yine eskisi gibi olacağız. Kimse bozamayacak huzurumuzu. Canım benim, bir tanem. Gidip bir duş alayım. Kendime gelmem lazım. Açsındır. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Heh. Al bunu hayatım. Diğerlerinin yanına koyarsın. Harikasın yavrum, harikasın. Bu saatte eve gidilmez lan. Ne yapsak ki? İnternet kafeye gidelim diyeceğim de. Para yok bende. Bende de yok. Daha 2 gün önce aldık haftalığı. Nasıl bitti anlamadım ki. Kriz vurdu abicim. Bereketi kalmadı paranın. Doğru söylüyorsun abi. Ne haber beyler? İyidir dayı, senden ne haber? Ne olsun? Nereden buldun oğlum bu bisikleti? Aldım abicim. Nasıl aldın lan? Bayağı. Parasını verdim aldım. Babanın kıyam lan, doğru söyle. Alakası yok oğlum. Kendim aldım, kendi paramla. O ne demek lan? Çalışıyor musun ki sen? Olabilir mi abi ya? Kim iş verir bunun gibi bir adama? Doğru. Gülün siz gülün.
Acayip işe kaldım. Günde en az 50 kağıt alıyorum. 50 kağıt mı? Yuh lan. Ne işi lan bu? Biz de alırsana, konuşsana patronla. Ne patronu oğlum? Kendi kendime çalışıyorum. Bir iki arkadaş da var tabii ama olay bende bitiyor. Hüdayi, ben hiçbir şey anlamadım lan. Ben de valla. Doğru düz anlatsana, ne işiymiş bu? Anlatmayayım isterseniz. Direkt gösterin. İşinize gelirse siz de çalışırsınız. Harbi mi lan? Yapabilir miyiz ki lan acaba? Bence yaparsınız. Ama siz yine de bir deneyin. Sen becerdikten sonra biz rahat rahat kolay kolay yaparız canım. Daha dün akşam çıktım hayatım. Tamam, para lazım ama... Saat kaçta istiyorlar? 12. Tamam, gelirim. Taksiyi de alırım ama. Oldu, haber veririm çıkarken. Bu gece de mi? Hı hı. Adam bayağı paralıymış. Kaçırmak olmaz dedi bizim kız. Nasıl hissediyorsun kendini? Boş ver, hiç söylemeyeyim daha iyi. Canım benim. Hadi git yat istersen. Hı hı. Biraz dinlen, kendine gel. Alo. Müsaitim bu akşam yavrum. Bana gelirsin, tamam mı? Süpersin. Ararım seni sonra. Tamam. Hangi hastane? Hemen geliyorum. Bir arkadaşım kaza geçirmiş. Ne oldu? Acil onun yanına gitmem lazım. Kusura bakma ne olur. Bakmam ama buraya kadar gelmiş oldum artık. Tamam, anladım anladım. Al paranı. Sana taksi çağıralım, hemen gönderelim seni. Olur. Nasıl istersen. Kesin o herife gidiyor. Takip et, yerini bulalım şu şerefsizin. Başsın bey. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkürler, iyi akşamlar. Bir saattir içeride. Yapmamızı emredersiniz beyim. Biraz daha bekleyelim. Çıkarlarsa dışarıda bitiririz işlerini. Olmazsa gireriz içeri. İkisini mi beyim? Evet, ikisini de. Ama Ceylan Hanım, kızınız... Yok, benim öyle bir kızım. Yunanistan yakın değil mi? Daha uzağa gitsek. Bizi hiç bulamayacakları bir yere. Yine bulamazlar hayatım. Adalardan başlarız. İçimize sinen bir yer bulana kadar dolanırız. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Babanın haberi yok değil mi hesapları boşalttığından? Deli misin? Yaşatır mıydı beni? Aferin, cesur sevgilim benim. Seninki ne yapacak peki biz gidince? Delir misin? Delirirse delirsin. Bitti bizim Gülizar'la olayımız. Kalmadı aramızda bir şey. Bakma işte, senelerin hatırı var. Bir iki gün ağla, sonra daha bile rahat eder bensiz. Bundan sonra kimseyle paylaşmak zorunda değilim. Hayır, değilsin. Sadece senenin bir tane. Bir şeyler içeriz değil mi? Olur. İçeriz. Hemen geliyorum, bir yere kaybolma. Tamam. Akın. Gülizar. Yeter artık, girelim hadi. Öldürülen Akın Vural eski bir sabıkalı. Uyuşturucu satıcılığından girmiş içeri. 6 ay önce tahliye olmuş. Peki cinayet anında evde olan genç kız kim? Sonradan eve giren adamlar, onların ne işi varmış orada? Evdeki kız Ceylan Turan. Sonradan gelenler de kızın babası Bilal Turan ve adamları. Ceylan öldürülen Akın'a kaçmış. Babasıyla adamları da evi basmak için girmişler. Girer girmez de cesetle karşılaşmışlar, öyle mi? Aynen öyle Rıza Baba. İş biraz karışık ama çözmeye çalışıyoruz. Hüsnü abiler olay yerinde. Evde neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorlar. Evdekiler? Ceylan'la Bilal. Onlar da aşağıda sordular Rıza Baba. Canan! Buyurun amirim. Gidip konuşalım şunlarla. Hüsnüler ararsa hemen haber veriyorsun, tamam mı? Tabii amirim. Hadi. Adam burada can veriyor. Yatak odasındaki kız anlamıyor mu evde ne olup bittiğini? İlk ifadelere göre öyle abi. Babasıyla adamlarından önce kim girmiş olabilir ki eve ya? Tek mi kalıyormuş bakın? Yok abi.
Gülizar diye bir kadınla beraber yaşıyormuş. Kadın çalışıyormuş. Nerede çalışıyormuş? İşte nerede olursa abi. Ha, öyle yani, anladım anladım. Akın mı çalıştırıyormuş kadını, yoksa sevgili ayağı falan mı? Orasını bilmiyoruz da. Usta, kıskançlık meselesi falan mı acaba ya? Vallahi her şey olabilir. Hemen parmak izi aldıralım bıçaktan Ali. Onu komşuyla da görüşeceğiz. Tamam abi. Komiserim, bakar mısınız? Ne buldunuz ya? Yuh be. Vallahi dünyanın parası var burada ya. Adamı vurup paraya dokunmamış mı? Nasıl bir iş bu ya? Karışık usta, bayağı karışık. İnşallah sorgulardan bir şey çıkar. Kaydı alıp toplayın paraları. Her tarafı da arayın. Fotoğraf, motoraf falan filan, başla. Tamam mı? Hadi, ne bulursak kar. Bunların kaydı alınıyor arkadaşlar, tamam mı? Tabii. Ne zamandır görüşüyordu kızın Akın'la? Bir ay filan oluyor ben öğreneli. Engel olamadın mı peki? Ne yaptımsa kötü ben oldum. Önce anlattım güzellikle. Bak, bu Akın ittir. Sülüğün tekidir dedim. Dinlemedi. Attırdı tepemi, dövdüm. Yine anlamadım. Her şeye rağmen ayrılmadın Akın'dan. Sevdin demek ki, öyle mi? Sevdim tabii. Kendimden bile çok sevdim. Babamı aldım karşıma ya. Var mı dahası? Anladım. Ne yapacaktınız peki? Dün geceden sonra yani. En son öğrendim ki gizliden kaçacaklarmış. Dün gece işte. Baktım başka çare kalmadı. Gittin bastın eve, öyle mi? Bastım amirim. Neydi niyetin? Kızını alıp çıkmak mı? Yoksa... Vuracaktım. Yalan yok. İkisini de vuracaktım. Ama biri senden önce davranıp temizlemiş Akın'ı. Hı? İşte bize o biri lazım Bilal. İyi düşün. Görmedin mi kimseyi? Görmedim. Yemin ederim görmedim. Ama eğer babamlar değilse bir kişi olabilir. Kim olabilir? Gülizar. Akın'ın sevgilisi. Yani eski sevgilisi. Bir dakika, bir dakika. Sen Gülizar'ı, hatta aynı evde yaşadıklarını bile bile mi beraber oldun bu adamla? Öyle değil işte. Bitmişti onların ilişkisi. Akın bir türlü atamıyordu kadını başından. Yapışmıştı resmen. Sen hiç karşılaştın mı Gülizar'la? Hayır. Ama anlatırdı Akın. Bitmişti ilişkileri, bitmişti. Ne Ceylan'dan ne de babasından bir şey çıkmadı. Çıkacağı da yok. O zaman baş şüphelimiz Gülizar. Aynen öyle. Kadının bizdeki kayıtlarına baktım. Fuhuştan yakalanmış bir iki kez. Ama son 3 senedir temiz görünüyor. Olay yerinden işe yarar bir şey çıktı mı? Evde beraber yaşadıkları belli. Cinayet silahı da incelemeye alındı. Ayrıca 22 bin YTL nakit para bulduk salonda. Kadın paraya dokunmadığına göre derdi başka. Ben Akın'ın iki kadını da idare ettiğini düşünüyorum. Gülizar meseleye uyanıp kıskançlık krizine mi girdi yani? Her şey olabilir. Kadına ulaşmadan bütün cevapları bulmamıza imkan yok. Sokaklara dağılıyorsunuz çocuklar. Kadının ne iş yaptığı belli. Girip çıkabileceği çevre, mekanlar. Bulabildiğiniz herkesle konuşuyorsunuz, tamam mı? Tabii amirim. Ha Zeynep, merkezdekilerle irtibatta ol. Kadınla ilgili tüm kayıtlar dökülsün. Her detay önemli, biliyorsun. Tabii Rıza baba, ilgilenirim. Hadi, kolay gelsin. Ha Zeynep, Murat'tan bir haber var mı? Hala annesinin yanında Rıza baba. Ameliyatı iyi geçmiş. Kendisine gelmesini bekliyorlarmış. İyi. Müsait olduğu bir zaman haber ver, ben de görüşeyim, olur mu? Tabii ki. Tamam. Gülizar'ı tanıyorsun demek. Tabii abi, tanımam mı? Gülizar abla bizim durağın sürekli müşterisi. Anladık, anladık. En son da sen görmüşsün zaten. Ne zamandı? Vallahi ne diyeyim, 3-4 gün falan oldu. Bir gece evinden alıp Harbiye'ye bıraktım. Arkadaşının yeriymiş zaten. Neresi tam olarak, bir tarif et bakalım. Abi Sümbül Sokak'taydı. Sol tarafta ışıklı bir yer. Bar gibi ama ismini şu an çıkaramadım. Olsun olsun, bu kadar da yeter bize. Eyvallah, sağ olasın. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abi. Arıyor musun Mesut abileri? Arıyorum, arıyorum. Gidip bir baksınlar. Tamam. Sen de esnafa falan bir bak. Var mı tanıyan eden, bir sor, bir konuşalım. Tamam abi. Alo usta. Taksici mi söylemiş? Mekan gibi bir yer demiş ama bu saatte kim durur ki? Şurası olabilir, bir bakalım. Olur. Aa, ne böyle sassak abimle karışmış? Hadi gidin temizlenin. Sinek kaide eleman aldın bana. Böyle cillop gibi. Anladınız mı? Tamam abi. Hadi bakayım, hadi. Canay, ne haber? Yemin ederim dünyamda gördüm. İçime doğmuş geleceğim Mesut komiserim. Sağ ol, sağ ol. Ne rüyası bu Canay ya? Anlatsana, çok merak ettim. Bir kumsaldayız böyle komiserimle. Issız, ada gibi bir yer. Ben paramı bağlamışım belime. Onda da ince askılı tül bir body var.
Kılları çıkmış böyle boynundan boynundan. Uzanıyoruz yan yana. Uzanmayalım canım. Uyanalım artık. İşimiz gücümüz var. Ya anlattırmayacak mısın? Hadi başka zaman anlatırsın Caner'cim. Şimdi biz Gülizar diye bir kızı arıyoruz. Buralara takılırmış. Tanıyorsundur sen. Tanımaz mıyım? Görünmüyordu bayağıdır ama dolanmaya başladı yine. Neden arıyorsunuz ki? Ne olmuş? Cinayet. Deme, ölmüş mü? Ölse morgda ararız lan. Sana niye soralım? Cinayeti Gülizar işlemiş galiba. Yalan. Akın'ı vurdu deme sakın. Nereden biliyorsun sen Akın'ı? Ay o şerefsiz tanımayan mı var? En güzel yaşında soğudurdu Gülizar'ı. Çalıştırmadı, kapattı. Sonra kendi girdi içeri. Mal gibi bıraktı kızı ortada. Ortada kalınca da mı çalışmadı kız? Yok. Hiç dolanmadı Allah'ı var. Bekledi herifi. Ulan herif içerideyken çalışmamış da. Şimdi niye piyasaya çıkmış bu kız? Borcu varmış Akın'ın. Mafya mı ne peşindeymiş? Gülizar da ne yapsın? Sevmiş bir kere şerefsizi. Kurtarmak için her işe gidiyordu. Para biriktiriyordu. Vay be. Ne vefalı. Görüyor musun? Peki biz nerede bulacağız bu Gülizar'ı? Nereye saklanır? Kime gider? Hadi biliyorsundur sen Canay. Aratma bizi hadi. Ablası var bunun. Çıçası gibi mi? Yok. Ana bir, baba bir, ablası. Semra abla. Sarı yerde oturur. Namuslu karıdır. İş olmaz bizim alemle. Ona sorun bir isterseniz. Tam adresini versene şu Semra'nın. Vereyim de Şüriye'yi bir anlatsaydım. Gündüz gözüyle bir orsaydık. Yorma beni oğlum, yorma beni. Ver şu adresi, ver. Ne ver, bağırıyorsun? Ver. Ay ne bağırıyorsun? Getiriyorum işte. Şşt. Verecek zaten çocuk. Mesut kırmasa da çocuğun kalbini. Ya bırak sen de Allah. Buldum adresi abi. Girip konuşacağım birazdan. Olur ararım. Çıkınca buluşuruz. Görüşürüz. Buyurun. Semra Altan siz misiniz? Evet. Kim soruyordu? Polis. Kız kardeşinizle ilgili bir iki şey soracaktım müsaitseniz. Bir şey mi olmuş Gülizar'a? İçeri girebilir miyim? Tabii tabii buyurun. Ne oluyor? Yürü be. Vallahi hatırlamıyorum Pınar ya. Yardımcı ol biraz. Nesi özelmiş bugünün? Zorla biraz kafayı. Zorla. Geçen sene de kutladık biz bugünü. Bu yıl ikincisi. Hatırla. Evlilik yıl dönümü olamaz. Daha iki ay bile olmadı. Ali. Oğlum direksiyondasın. Kapa şu telefonu, sonra konuşursunuz ya. Ya bir dakika abi. Tanışma Ali. Tanışma yıl dönümümüz. En özel günümüz ama senin umurunda bile değil tabii. Değil mi? Ya olur mu öyle şey Pınar ya? Ben yani seni sinir etmek için öyle hatırlamıyormuş gibi yaptım. Yalanını yiyeyim senin. Neyse inanalım bakalım. Akşamı kutluyoruz. Ona göre erken gel eve. Tamam canım, tamam tamam gelirim. Hadi öptüm, bay bay. Öyle şükür bitti muhabbetiniz paşa. Abi arıyor kız, suratına mı kapatayım yani? Kapat oğlum kapat, alıştırma. Bak sonra zırt pırt arar Suat gibi. Yanarsın valla. Neyi kutluyorsunuz? Tanışma yıl dönümümüz de başkomiserim. Böyle yani evet. Çıkmaya başlama günü falan. Onu kutlayacağız. Tebrikler. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Vay be. Ne günlerdi ama be. Kelle koltukta günlerdi değil mi lan? Ya acayipti değil mi abi? Ne tırsıyordum ama ha. Vay vay vay. Sanki şimdi tırsmıyorsun. Allah'ın neresi. Efendim Zeynep. Bitti mi işin? Tamam geliyoruz. O taraftayız zaten. Ali, Zeynep'in yanına gidiyoruz. Tamam başkomiserim. İnşallah öğrenmiştir bir şeyler. Bıçakta da parmak izi çıktı. Kızı bulmadan mümkün değil, kapanmaz bu olay. Planlı cinayet değil. Kadının kaçmayı düşünecek vakti de yok, imkanı da. Fazla uzamadan bitiririz gibi geliyor ama. İnşallah. Oğlum sağdan girecektin, kaçırdın ya. Aklın nerede oğlum senin? Abi ilerisi daha kestirme. Allah Allah, cevap verme lan, cevap verme. Akın hastanedeyken Gülizar doğum yapmış. Hadi ya, bir de doğum yapmış kız. Çevresinin falan haberi yok ama bundan. Sadece ablası biliyor zaten. Bir de çocuk çıktı şimdi değil mi? Tam öyle değil abi. Doğumdan 4 gün sonra çocuk ölmüş. Neredeyse 2 sene geçmiş üstünden. Yapma ya. Gülizar bayağı dağılmış tabii olaydan sonra. Akın da yok tabii. Yalnız kalmış. Adamın haberi yok deme sakın. Ya o kadarını bilmiyorum ama galiba sahiden sevmiş bu adamı Gülizar. Gidip en sevilmeyecek adama tutulurlar zaten. Peki nerede olabilirmiş kadın? Başka ne anlattı ablası? Pek bir şey bildiği yok. Abladan başka akraba falan da yok. Olsa olsa arkadaşlarının yanındadır dedi. Arayacak olursa haber verecek bize. Arkadaşlarıyla falan da görüştük ama kimse bilmiyor nerede olduğunu. Gerekirse hepsiyle bir daha konuşacağız. Hastanelere falan da bakalım bence. Kaza olur, bela olur, başka olaya karışır. İlla ki çıkar yani bir yerden.
Her tarafa haber gitti usta. Ses yok, seda yok. Biz nereden devam edeceğiz peki? Böyle bekleyecek miyiz burada? Can sıkıcı kısmı o zaten. İpucu falan da yok. Bir dakika ya. Ne oldu? Nereye arıyorsun? Merkezi. Bir şey geldi aklıma ama... Alo Aylin. Efendim Zeynep. Gülizar'ın kayıtlarını çıkartacaktınız. Ne oldu? Çıktı hepsi. Önümüzde. Ne oldu ki? 2006 senesinde... Galiba Şubat ayında hastaneye yatmış Gülizar doğum için. Bir bakabilir misin? Doğum mu? Ciddi misin ya? Bir dakika. Ne oluyor Zeynep? Ne geldi aklına söylesene. Bir saniye. Evet burada. Erkek çocuk dünyaya getirmiş. Umut Altan. Şubat 18'de. Sene 2006. Ama bebek 4 gün sonra ölmüş biliyorum. Ölüm belgesi lazım bana. Bir de nereye defnedildiği. Bir saniye. Canan. Umut Altan. Ölüm tarihi 22 Şubat 2006. Bakıyorum hemen. Çıktı. Hisar Mezarlığı 7. Ada... Gerek yok. Detayına bakarız oraya gidince. Sağ ol. Tamam. Kolay gelsin. Görüşmelerden bir şey çıkmayınca... Hiç önemli değil. İpucu sana gelmiyorsa sen ipucuna gideceksin. Devamından haberdar demeyin. Odamdayım, tamam mı? Tabii abi. Tabii. Bebek işi nereden geldi kızım aklına? Geldi işte abi. Ne bileyim. Anne oluyor herhalde. Hissi işler bunlar, ince işler. Yani sen pek anlamazsın usta. Gülme lan, gülme. Usta, sana da ayıp be, vallahi ayıp be. Hadi, hadi. Hadi gidelim. Umut, oğlum. Yavrum. Öldürdüm babanı. Dayanamadım, öldürdüm babanı. Affedebilecek misin beni oğlum? Anneni. Anneni affedebilecek misin? Dayanamadım oğlum kaderime. Kaldıramadım bu kadarını. Bu yalanı. Bu hayatı kaldıramadım daha fazla. Seni yaşatmadı. Bana bağışlamadı diye çok isyan ettim Allah. Aklımı kaybettim. Seninle beraber ölmek istedim ama... Kadere bak Umut. Sensiz kadere bak. Baban olacak adamın yaptığına bak oğlum. Canım. Gülizar. Ne oluyor? Siz kimsiniz? Polis. Bizle gelmen lazım. Neden olduğunu biliyorsun herhalde. Buldunuz izimi ha? Burada da buldunuz. Tamam uzatma, kalk hadi, kalk. Abi bir de. Tamam tamamdır. Gülizar, neler yaşadığını biliyoruz. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Akın'ın seni aldattığını, çalıştırdığını biliyoruz. Sonra oğlunu, Umut'u da biliyoruz. Oğlum? İsmini nerede? Her şeyden haberimiz var. Hata yaptın. Hem de çok büyük bir hata ama izin ver yardım edelim sana. Hadi gel. Zorluk çıkarma da gel bizimle. Ben artık gelemem. Gülizar ne yaptın sen? Hay Allah Gülizar. Zeynep dur. Ne? Çekil. Kız bileklerini kesmiş. Ali hemen bir ambulans çabuk. Tamam. Aç gözünü. Uyumak istiyorum. Aç gözünü. Uyumak. Kendine gel. Yukarıda tut ellerimi. Yukarıda. Gülizar hadi kaldır başını hadi. Aç gözünü Gülizar aç. Anne. Çok mu şey istiyorum ya? 40 yılın başı bir akşam şöyle baş başa bir yemek yiyelim Ali ile kendi evimizde. Ne olur ki? Kızım yiyoruz ya işte hep beraber. Hem de 40 yılıymış bu daha 2 ay oldu evleneli. Öf anne ya. Tanışma yıl dönümümüz ama bu gece. Ben şöyle güzel bir sofra hazırlasam. Şarap, mum ışığı falan. Sonra hafif müzik dans etsek baş başa. Ya kırma beni ne olur. Kızım yap ne istiyorsan ya ne diyeyim ki? Biz babanla şöyle bir köşede otururuz zaten. Olur mu öyle anne ya? Siz dışarıda yersiniz yemeği. Sonra bir sinema. Bak biletler benden söz. Of Pınar yani of. Aşk olsun ya. Siz kutlama yapacakken ben çekiliyordum ama ayak altından. Hata yaptık biz hata. Küçücük. Ufacık da olsa bir ev bulup oturacaktık karı koca. Kendi evimizde kalalım dedik böyle oldu. Ya nasıl laf öyle kızım? Üzmek mi istiyorsun beni? Yo. Ama özel gün falan kutlanmıyor bu evde. Hevesi kursağında kalıyor insanın. Tamam iyi. Kutlayın ne haliniz varsa görün işte. Biz çıkarız babanla. Ah canım annem benim. Aman dur deli kız. Bakalım babanı nasıl ikna edeceğiz. Var mı bir fikrin? Yok ama sen bulursun bir şeyler. Hazırlanmam lazım benim. Daha kuaföre falan gideceğim. Çok işim var çok.
Ben sana ne diyeyim ki? Nasıl olduğunu anlamadım Rıza Baba. Hiçbirimiz anlamadık. Kadını mezarın başında bulunca sevindik kendine kötü bir şey yapmadı diye ama... yanına gidince bir de baktık ki... Kadın her şeyini kaybetmiş. Bir adama güvenmiş ve hayatı baş aşağı gitmiş. Rıza'nın yaptığını onaylamak mümkün değil ama... anlamak o kadar kolay ki. Ne olursa olsun böyle bitemez Rıza Baba. Cezasını aldıktan sonra bile bir şansı olabilir. Vazgeçmek çözüm değil. Haklısın. Ama bunu Gülizar'ın da istemesi lazım. Kendine gelirse mutlaka konuş onunla. Mutlaka. Ne oldu? Durumu nasıl? Olmadı Zeynep. Çok kan kaybetmiş. Geri döndüremediler. Sen elinden geleni yaptın. Kendini düşünmüyorsan bebeğini düşün. Yapma böyle lütfen. Çıkıyorum ben. Hava almam lazım biraz. Peki. Tamam. Of. Gülizar'ı kurtaramamışlar. İşe bak be. Kadın hiç gibi yaşadı, hiç gibi öldü. Biz ne yaptık bugün usta? Ne işe yaradık? Kimin hangi derdini çözdük? Hayat çözdü, biz izledik usta. Öylece izledik. Hiçbir şey yapamadık. Otur. 10 dakika önce Gülizar diye bir kadın vardı. Bir de onun kırık dökük dünyası. Dünya hala var. Gülizar artık yok. Hayat devam ediyor, etmek zorunda. Haklısınız Rıza Baba. Ben çıkıyorum çocuklar. Pardon, çıkıyor musunuz Rıza Baba? Evet. Devriyen yok mu senin? Vallahi benim yok. Hüsnü'yle ben de bu gece devriyen. Oyalanmadan çıksak mı Rıza Baba? Pınar bekliyor da kutlamamız var bu akşam. Kutlama mı? Nerede? Evde. Öyle yemek, dans falan. Hele bir eve gidelim de değişebilir o program. Fazla heveslenme. Hadi size kolay gelsin. Yarın görüşürüz. Sağ ol amca. Hadi görüşürüz. Ben de çıkayım artık. Fazla ayak altında dolaşmayayım. Siz de böyle rahat rahat çalışın. Yok. Kalsaydınız başkomiserim bir devriye yapardık beraber. Tutma usta. İşi gücü vardır adamın. Matematik falan çalışır. Bırak. Hadi ben kaçtım. Sizde ne haliniz varsa görün kardeşim. A noktasından saatte 50 kilometre hızla çıkan başkomiser Engin Balkan. Olmaz. Eksik soru. Arabayla mı gidiyor, bisikletle mi? Koşarak mı, nasıl gidiyor? Uçarak gidiyor usta. Uçarak. Hı-hı. Nereye götürüyorsunuz beni? Birader yürü. Bırakın beni, bırakın. Yürü be, rahat dur. Ya bırakın beni. Ne yaptım ben size? Bırakın, ne yaptım? Kalın orada. Şey çöktürün. Bırakın beni. Ben size ne yaptım? İçerideki tamam bırakın. Mı? Tamamdır abi. Diğer herif. Yolda abi. Yapma. Yapma, ben bir şey yapmadım. Yapma. Hadi ama ya, akşam olacak neredeyse. Hakikaten ya. Hadi ama göstersen ne göstereceksen. Tamam, bakın şimdi, iyi izleyin. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi. Bu ne lan? Resmen dilencilik oğlum bu. Zoruna gidiyor, şey yapmazsın. Kaç para çıktı? 10 lira var bende. Bende 20'lik çıktı. Ben hayatta yapamam bunu. Ben yaparım abicim. Hüdayi, kralını yaparım oğlum. Bir dahaki araba benim. Tamam, denersin. Geliyor, hazır ol. Açılın azıcık. Ben atlayacağım önce. Tekin oğlum, sakatlık çıkmasın şimdi, dur. Oğlum yavaş. Abicim at bir bahşiş. Allah Allah. Güzel gelin ablamın aklına. At bir bahşiş. Allah bir yastıkla koca atsın abicim. Birlikte vuruşun. Birlikte hep çürüyün abicim. Ne olur at bir bahşiş. Ay ne biçim konuşuyor bu Sercan? Ver para kesirim. Al şunu al. Al hadi al. Çekilin. Eyvallah. Çekilin oradan hadi. Çekil. Kralsın Allah abicim. Allah Allah. Eyvallah abicim. Çekil. Gördünüz mü lan? Sen doğuştan yetenekliymişsin be Tekin. Herhalde oğlum, ne sandın? Hiç utanmadın mı lan? Yo. Enseden tek kurşun usta, tertemiz infaz. Burada bitirmemişler. Ortalık fazla temiz, sonradan getirip atmışlar. Ayakkabılardaki çamura baksana. O da uymuyor buraya. Hüseyin. Buyurun komiserim. Çamur örneği yanına ayakkabılardan. Tabii komiserim. Ver bakayım. Mesut komiserim.
Şu cüzdanı bulduk 20 metre ileride. Adamın mı? Galiba. Arif Aslanoğlu. 43 yaşında. Nüfus İstanbul. Taratalım merkezden kimliğini. Terse okusunlar şunu. Başüstüne komiser. Para pul tamam mı? Cüzdan dolu. Hırsızlık işi değil. Balistik verir mi bir şeyler? Belli olmaz. Bu mumlar ne böyle Ayla? Evi ateşe verecek bunlar Ayla. Bozma ortamı Rıza. Çok hoş olmuşlar. Hoş mu? Tanışmak, görüşme falan filan. Nesi özel bunun? Hiç anlamadım bunu. Biz evlendirmedik mi bunları? Neyi kutluyorsunuz siz? Rıza'cığım karışma çocuklara. İyi olur. Karışmayın. Ama onlar da bana karışmasın. Yorgunum ya. Evimde dinlenmek istiyorum akşam olunca. Bu gecelik böyle Rıza. İdare et. Çok teşekkür ederim anlayışın için baba. Ben de çok teşekkür ederim Rıza baba. Çok iyisiniz. İyi mi? Ben iyiyim öyle mi? Hadi hadi. Rezervasyonumuz var. Biz de dışarıda baş başa yemek yiyeceğiz hayatım. Hadi çıkalım hadi. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Nasıl da gevrek gevrek sırıtıyor Allah'ın lalesi. Çok ayıp Rıza. Yürür müsün? Ya bu ne güzellik. Çok güzel olmuşsun. Bu gece için özel. Of be. Anladım ben o konuyu da az örnek çözdü hocam. Bir dahaki ders söyleyelim. Ben baktım kitaba bir sürü abuk subuk soru var. Daha yeni başladık Tunç. Abartma hemen. Molleri öğrenmeden gaz sorusu çözemezsin ki. Ya abartmam tamam. Esma senin matematik notların düzgündür ya. Yarın getirsene bir fotokopi alayım onlardan. Olur getiririm. Tarih testini unutma sakın. Yarın kontrol edecek hoca. Aa iyi ki hatırlattın ya. Yaparım şimdi tamam. Takılırsam ararım seni. Arama kendin çöz. Yarın karşılaştırırız okulda. Tamam öyle yaparız. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Aferin. Isınmışsın derslere. Okul iyi ya. Alıştım sayılır. Esma da iyi herhalde. Esma. Ha, arkadaş sınıftan. Çok iyi bir kız. Tamam canım. Allah iyilik versin. Gülme baba ya. Vallahi yok öyle bir şey. Nasıl bir şey yok? Yani kız arkadaş değil. Normal arkadaş. Anladım. Yalnız bir ara hatırlat da pul koleksiyonu alalım sana. Öyle normal normal göstermek istersin arkadaşına. Mahcup olma sonra. Öf baba ya. Hemen dalga geçsen. Kızma tamam ya tamam. Hadi utanma utanma hadi. Dersim var benim. Hiç uğraşamam seninle. Aman uğraşma. Devriyem var zaten. Çıktım ben. Görüşürüz dikkatli ol. Olurum. Bitti kapıyı ha unutma. Hadi garip. Bitmedi telefonu. Ne bu gece gece? Okuldan bir arkadaş. Rakı koy bana. Bir de buz ver. Yapma ne olur yapma. Yapmadım daha bir şey. Rahat dur. Bırak, bırak sana. Ters yapma lan. Yüzüme bak bakayım. Dokunma, bırak. Ne bu afra tafra? İlgileniyoruz işte seninle. Üveysin diye soğuk mu takılalım? Derdini biliyorum ben senin. Şu cırtlak sesin nasıl kesilir çok iyi biliyorum. Yapma, dokunma bana. Aa. Kadir? Esma? Anne. Nesi var bu kızın? Ne bileyim ben. Kafayı yedi ders çalışmaktan. Hadi dikilip durma orada. Sıcak bir şeyler hazırla bana. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun size. Hmm. Acayip doydum ha. Ben de. Şükür de oğlum. Hamdolsun çok şükür de. Şükür. Kaçtı yine seninki Rafet Albay'la. Hüsnü devriyeye, hala gezmeye. Kadın başımızı derde sokacak vallahi durup dururken. Söyleyelim mi babama? Alsın yine ifadesini. Aman biz karışmayalım oğlum. Bırakalım ne halleri varsa görsünler. Aman. Anne. Tatlı bir şeyler mi söylesek ya pastaneden? Pastaneden mi? Bu da yeni çıktı. Sipariş gibi yani. Hı, ağzımız tatlansın azıcık ya. Ne gerek var be akşam akşam? Oğlum kurabiye falan yaparım ben size yarın. Gerek yok dışarıdan almaya. Boşuna masraf. Sen düşünme masraf anne ya. Aslan gibi oğlum var senin burada. Ben ısmarlıyorum ya. Allah Allah. Ben bir kazan dibi yerim valla. Yok yok ya da iki olsun. Çüş. Ben de keşkül isterim. Bu ne bonkörlük ya? Haftalık battı galiba cebine. Bir kere senin o kadar paran var mı oğlum? Para falan fani şeyler bunlar ya. Metinciğim. Arayıver pastane. Numarası olacaktı şurada bir yerde. Hadi canım.
Vay! Parayı bulunca abiye attık direkt Metin'e. Ne parasıymış o? Nereden buldun sen onu? Yok bir şey anne ya. Nereden bulacağım ki? Abi uzatma davranı hadi. Öyle olsun. Benim kazandığımlar 3 oldu yani söyleyeyim ya. Hoş anne semeni niye ya? Beğendin mi yemekleri? Bilmem. Hiçbir şey anlamadım ki. Ali. Ya gözümü senden alamadım hayatım ne yapayım? Bütün lezzetler karıştı birbirine. Oo, başım döndü resmen. Ne güzel laflar bunlar böyle. Bir tane tatlı hazır mısın? Ne? Tatlı mı? Hemen mi? Sulandırma hemen. Çikolatalı sufle hazırladım. Fırına hazırlayıp geliyorum hemen. Tamam tamam harikasın hadi. Hayatım bilet aldı kız bize o kadar. İzlemeyecek miyiz filmi? Bilet alıp iyilik etti sanki. Kendi evimize giremiyoruz bunlar yüzünden Ayla. Vallahi sen eskiden bu kadar huysuz değildin Rıza. Neden taktın bu çocuklara bu kadar anlamıyorum yani. Kaşınıyorlar Ayla. Tam uyum sağlıyorum evdeki yeni düzene. Ali'ye falan alışıyor gözüm. Ne yapıp edip oynatıyorlar sinirimi. Bu yani dönüyor muyuz eve? Dönüyoruz. Bu kadar romantizm yeter de artar bile o serserilere. Hadi bin hadi. Of yani of. Gidelim beraber. Selam. Ya geldi vallahi. Baş başa oturup telsiz mi dinliyorsunuz siz Yeliz'e ya? Sana ne cinayette? Ne bozuyorsun ortamını? Ortam falan yok. Canım sıkılıyordu zaten. Düğünce geldim işte boş ver. Kimlik belli mi? Belli belli. Arif Aslanoğlu. Beşiktaş'ta büfesi varmış. Sabıka kaydı falan? Trafik cezası bile yok. Adam tertemiz. Ceset nerede bulundu? Polonezköy yolunda. Ne işi varmış ki orada? Üstüne kayıtlı olan adreslerle var mı bir alakası? Hayır yok. Şişli bir evi var bir de büfe. Borç alacak meselesi olabilir. Bakmak sormak lazım. İyi. Ben yavaş yavaş bakayım adamın kayıtlarına. Yarına devam ederiz zaten. Siz de gidin dinlenin biraz ya. Dinlenelim dinlenmesine. Sen iyi misin? Bir problem mi var hoca hanımla? Var bir şeyler. Ya evlenelim dedik. Ben sormasam konuyu açacağı yok. İlaçlardan mıdır nedir sürekli böyle dalgın uzak. Biraz oturduk sonra da girdi uyudu. Ya kırdın mı fark etmeden üstüne gittim korkuttun mu? Ne yaptım ben de bilmiyorum. Düzelir düzelir. Tek başına bir kızcağız o da. Alışamamıştır belki evlilik fikrine. Zaman ver biraz başkomiserim. Veriyoruz şimdilik. Bakalım. Takma kafanı. Halledersin. Boş ver. Eyvallah. Sağ ol. Hadi görüşürüz sabah. Eyvallah eyvallah. Hadi ben çıkıyorum usta. Canan. Arif Aslanoğlu'nun cinayetini dosyasını çıkıyorum. Böyle gidersin. Tamam usta. Tamam. Dedim sana bunlar evi yakacak diye. Dedim mi demedim mi ha? Ay dur Rıza dur. Mutfaktan geliyorum ben. Ay fırını açık bırakmışlar. Ay, gitmiş güzelim sufle. Nerede bunlar Ayla? Leş gibi kokmuş her yer. Git bak şunlara Ayla. Odalarındalar mı? Bir bak. Ay, içerideler Rıza. Girilmez şimdi. Ya gir bak işte. Öldüler mi kaldılar mı? Git bir bak. Tamam. Pınar. Ali. Pınar. Aç şunu aç. Ay uyuyakalmışlar Rıza. Neredeyse ev tutuşuyormuş. Ne uykusu bu ha? Ne uykusu? Anne baba. Rıza baba. Ya sen ne biçim adamsın ya? Hele sen kızma. Sende hiç akıl yok mu kızım ha? Erken gelmesek evi yakacaktınız. Evi mi? Ne evi Pınar? Yangın mı çıktı anne? Sufleyi unutmuşsun fırında kızım. Aa. Of zaten çok toptum yiyemezsin ben. İyi. Başka zaman yine yaparım. Olur canım sen bilirsin. Bu ne rahatlık Ayla? Kendilerine getir şunları. Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Tamam. Kendilerine getir tamam. Şunları. Uyku sersemi ikizler Rıza'cığım. Saçmalıyorlar işte bırak uyusunlar. Hadi. Hadi Allah rahatlık versin çocuklar. Sağ ol anne. Ayla. Ben de uyumak istiyorum bir an önce. Uyuyup sakinleşmek istiyorum artık. Tamam iyi olur canım hadi. Hadi gir odaya. Hadi. Acele ettik Ayla. Çok acele ettik. İstiyorlar diye hemen evlendirilir mi? Tamam. Ulan lalesine kız verilir mi? Al işte al. Tamam hadi gir hayatım gir. Getirdiğin için sağ ol. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. İyi dersler. Engin. Neden apar topar gittin dün gece? Kalacağım demiştin. Merkeze gitmem gerekti. Sen de uyuyordun zaten. Yorgundum biraz. Doğru dürüst ev sahipliği yapamadım. Kusura bakmadın değil mi? Olur mu canım? Ne kusuru?
Yeliz. Efendim. İlaçlarını alıyorsun değil mi? Doktor kontrollerini falan aksatmıyorsun. Hayır, aksatmıyorum. Sorup durmana gerek yok Engin. Kaç defa söylemem lazım. İyiyim artık. İyiyim diyorsun ama bana hiç öyle gelmiyor. Ne demek bu? Sence ne demek? Açık konuşur musun? Olaydan önce böyle değildik Yeliz. Hatta sen hastaneden çıktıktan sonra da bir şeyler oldu sanki. Fikrim mi değişti, duygularım mı bilmiyorum. Ama sen değiştin. Bunu görebiliyorum. Abartıyorsun. Değişen hiçbir şey yok. Emin misin? Ben bu sorulardan sıkıldım Engin. Çok düşüncelisin. Korktun, endişelendin biliyorum. Ama sürekli incelenmek istemiyorum artık. Bir olay yaşadık, bitti. Lütfen normale dönelim artık. Günaydın. Ne oldu ya? Korkuttun mu? Hoş bulundum herhalde. Günaydın. Yaptım tarih sorularını. Karşılaştıralım mı sınıfa girmeden? Sonra bakarız Tunç. Lavaboya gitmem lazım benim. Ne oldu ya? Hasta mısın? Rengin sapsarı. Yok bir şeyim. Pek uyuyamadım da dün gece. Hadi ya. Derslerde uyuma sakın. Fırça yiyeyim hocalardan. Olmaz kahve. Tabii hocam. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Esma'cığım, iyi misin sen? Hasta falan mısın yoksa? Yok, iyiyim hocam. Müsaadenizle. Tamam canım. Arkadaşının bir şey mi var Tunç? Anlamadım ki ben de. Neyse, hadi gir sınıfına, ders başlayacak birazdan. Tamam, görüşürüz hocam. Görüşürüz canım, hadi. Ah, günaydın. Günaydın. Günaydın Yeliz'ciğim, nasılsın? Fena değil, derse geç kalacağım. Görüşürüz sonra. Tamam. Havalardan herhalde, herkes bir tuhaf. Balistik sonucu geldi Rıza baba. Cinayette kullanılan silahın kaydı yok. Toprak örneği de vermiştik. Tahlili çıkardılar ama özel bir bulguya rastlanmamış abi. Rapor faslı bu kadar mı? Şimdilik bu kadar Rıza baba. İyi. Otur yerine de dolanıp durma o zaman. Adamla ilgili ne var elimizde? Arif Aslanoğlu. Dümdüz bir adam. Büfe sahibi. Bekar. İşinde gücünde. Ne borcu var ne alacağı. Sabıkası zaten tertemiz. Peki yakınlarıyla görüşüldü mü? Henüz değil Rıza baba. Sadece kayıtlar elden geçirildi. Vakit kaybetmeden çıkın çocuklar. İş yeriyle, akrabalarıyla, çevresiyle falan görüşün. Arif'in en son nerede ve kiminle görüldüğünü bulmamız çok önemli. Tabii abi. Tamam. Hemen çıkarız Rıza baba. Hadi kolay gelsin hepinize. Amirim, affedersiniz. Söyle Aylin. Polonezköy yolunda bir ceset daha bulunmuş. Dün bulunan adamla aynı şekilde öldürülmüş. Enseden tek kurşun. Allah kahretsin. Ekipler başında mı? Evet. Biz üstünüyle gidip bir bakalım mı Rıza baba? Hemen çıkın. Diğerleri de büfeciyle ilgili araştırmaya devam. Tamam mı? Bu iş sandığımız kadar basit olmayabilir çocuklar. Her detay önemli. Hadi çıkın. Dört açın gözünüzü. Tabii abi. Hala inanamıyorum ya. Nasıl öldür Arif abi? Daha dün beraberdik burada. Daha dün ya. Tamam aslanım. Sakin ol. Sakin. Kaçta çıktı büfeden? Saatini hatırlayabiliyor musun? 3-4 civarı falandı. Bizde akşama doğru sakinler işler. Sen kapatırsın dedi çıktı. Çıkıp nereye gitti? Kahveye giderdi hep abi. Arkadaşlarıyla oyuna falan otururdu. Kumar falan gibi mi? Değil abla. Bir kareleri var. Okey, pişti falan. Parasına puluna hayatta oynamazdı Arif abi. Peki var mıdır böyle düşmanı? Ters gittiği birileri falan. Alacak verecek meselesi olur, kız meselesi olur. Bir düşün bakalım. Düşünmeme gerek yok abi. Peygamber gibi adamdır Arif abi. Çık şu sokağa. Bir tane sevmeyen bulamazsın. Kim ne istedi ki o zaman bu adamdan? Bilmiyorum ya. Bir halt bilmiyorum. 3-4 gibi çıktı. Doğru kahveye mi? Öyle yapardı hep. Gidip oraya bir bakalım o zaman. Yalnız dün buradan kahveye gitmek için çıkarken bir araba yanaştı yanına. Bir tanıdığının arabası mı? Bilmiyorum. Koyu renk Şahin'di. Durdu Arif abinin yanında. Konuştular biraz. Sonra abi bindi arabaya. Beraber gittiler. Herhalde arkadaşı falandı dedim ama. Buraların arabası değil ama. Öyle olsa tanırsın değil mi? Tanırdım abi. Bilemedim ki uzaktan. Plakayı gördün mü peki? Hiç dikkat etmedim. Aklıma mı gelir abla? Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Adam lisede öğretmenmiş. İsmail Tohumcu, 40 yaşında. Cüzdan az ilerden mi bulundu yine? Evet başkomiser. Yine ayakları paçalar çamur içinde. Balistikle beraber toprak analizi de istihali. Bir öncekiyle karşılaştırılsın. Anlaşıldı başkomiser. Ne diyorsun üstüne? Vallahi başka memlekette olsak seri cinayet diyeceğim ama. Benim de aklıma kurcalıyor. Memleket fark etmez aslında. Her şey çıkabilir altından. Bir önceki kurbanla bir bağlantısı var mı acaba?
Biri büfeci, biri öğretmen. Gönüllü bir alakaları yok ama bakmak lazım yine de. Merkezden incelettirelim. Biter herhalde buradaki işimiz değil mi? Tabii. Gidip şu adamın yakınlarıyla görüşelim. Hadi arkadaşlar çabuk biraz. Büfecinin sıra ölümü. Polis olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattı. Kurbanın ailesi ve çevresi merak içinde. Ne diyorsun abi? Polis falan? O kadar işte oğlum. Arıyoruz bakıyoruz diyecekler. Hı. Bir şey bulamayınca da kapatacaklar. Zaten 3 güne kadar ne cinayet işlenir İstanbul'da. Hı. Bizimki devede kulak kalır, unutulur. Doğru söylüyorsun abi. Biz yeter ki akıllı olalım. Kendi işimize bakalım. Aldınız mı büyükbaşı? Aldık abi, yoldalar. Büfecinin bilinen bir düşmanı yok Rıza baba. Öğrenebildiğimiz tek şey, o da işimize ne kadar yarar bilinmez. Adamın dün büfeden çıktıktan sonra bindiği siyah Şahin marka araba. Plakası da yok elimizde, söyle. Onun da plakasını gören bilen yok. Zayıf biriz ama olsun. Civardaki MOBESE kameralarını tarayın. Diğer cinayeti durum ne? Kimlik tespiti yapılmış mı? Yapılmış. Bu seferki bir öğretmen. Öğretmen mi? Hadi be. Merkeze dönün hemen hadi. Basın yavaş yavaş alacaktır kokuyu. Doğru dürüst bir açıklama yapabilmemiz için çalışmamız lazım. Tabii Rıza baba. Yoldayız zaten, görüşürüz. Önce büfeci, sonra öğretmen. Ne alaka abi? Alaka falan yok kızım. Manyağın biri yemiyor, içmiyor, ceset atıyor önümüze. Hocanın ailesi perişan. 2 çocuk, 1 yaşlı anne. Karısı desem felaket. Allah sabır versin hepsine. Okulda yakındaymış adamın, değil mi? Yakın değilmiş aslında. Tayini çıkınca taşımışlar buraya. Hem ucuz gelmiş kiralar hem de yol parası vermesinler diye. Okuldan eve, evden okula. Ölecekse kazayla falan ölür bu adam üstü. Ya da ne bileyim, kalp kriziyle falan. Enseye tek kurşunla infaz. Saçma değil mi? Uf, hem de çok saçma. Tamam, sağ ol. Başkomiserim. İsmail Hoca'yı dün gece okuldan çıkarken gören bir müstahdem var şurada. Bir şeyler anlatıyor ama bir de siz dinleseniz. İyi tamam, hadi bakalım. En son İsmail Hoca çıktı. Ev dar geliyor dedi. Sınavları öğretmen odasında bakmış. Doğru, evine mi gidiyordu peki? Bir yerlere uğrayacağım falan dedi mi sana? Yok komiserim. 2 adım evi zaten. Öyle pek dolanan biri değildi rahmetli. Bizim mahallenin kahvesinde bile görmedim komiserim. Yürüdü gitti o kadar ha? Evet komiserim. Gözüne çarpan herhangi bir şey olmadı mı? Tuhaf bir hareket falan. Yok komiserim, olmadı. Bilmem işinize yarar mı? Sen anlat bakalım, yarar mı yaramaz mı? Böyle siyah bir araba yanaştı sokağın başında hocanın yanına. Siyah bir Şahin'di. Yol falan sordular herhalde. Tarif ediverdi hoca da eliyle koluyla. Sen duydun mu konuştuklarını? Yok komiserim, belli işte. Uzaktan baktım öyle. Sonra İsmail Hoca da bindi arabaya, döndüler böyle sola doğru kayboldular. Siyah Şahin ha? Şimdi sana plaka sorsak? Hiç sormayın komiserim, bakmamışım. Hüday yeter oğlum. Bütün arabaları siz atlıyorsunuz. Bekliyoruz 2 saattir burada. Tamam sakin ol ya. Sıra sizde zaten. Oğlum ben yapamayacağım lan. Abi görmedin beni ya. Acayip basit. Tırsak hiçbir şey yok. Ne bileyim lan. Bir sakatlık falan çıkar belki. Amma korkak çıktın abi ya. Yuh sana. İşte geliyor bir tane. Hadi beraber atlayalım abi. Ben atlamasam lan, sen git hadi. Olmaz bir şey. Ben varım yanına, ben seni korurum. Tamam sen konuşursun. Ben mal gibi dururum, tamam mı? Tamam yürü hadi çabuk. Bak bak fırlamalara bak, fırlamalara. Yavaşla sen, yavaşla. Duracak abicim, mecbur. Allah kahretsin. Eşek herifler. Kalk. Kalk hadi. Balistik raporları eşleştiririz abi baba. Cinayetler aynı silahla işlenmiş. Bunda bir sürpriz yok. Laboratuvar sonuçları da geldi. Çamur örnekleriyle uyuşuyor. 2 cesedin bulunduğu yerde de çamur falan yoktu. Demek ki cinayet mahalli çamurlu bir yer. Aynı silah, aynı yer, aynı katil. Peki büfecinin öğretmenle ne ilgisi var? Ekipler soruşturmaya devam ediyor ama şimdiye kadar bir bağlantı bulamadılar Rıza baba. Bulamazlar da. Tamamen ayrı adamlar, ayrı muhitler. Eldeki tek iz şu siyah renk Şahin otomobili. Onun da plakasını bilmiyoruz Rıza baba. Mabese'den taramak da uzun iş. Büfeci Beşiktaş'tan alınmış. İsmail Hoca da Balmumcu'dan. Demek ki bölge belli. O civardaki devriyeleri sıklaştırdık bile Rıza baba. Bu kadar yetmez. Bu gece dağılıp bizzat bizim ekip sivil devriye atacak. Kaç grup? 2. Hüsnü'yle sen, Ali'yle de Engin. Ona göre yapın hazırlığınızı. Biz de Zeynep'le merkezde izlemede kalacağız. Anlaşıldı. Akşama bir şey kalmadı. Elinizi çabuk tutun, tamam mı? Tabii amirim. Efendim Suat, efendim çabuk söyle.
Ne? Ne zaman olmuş? Ne arabası? Düğün arabası mı? Neredesin şimdi? Tamam tamam, kapat, gidiyorum hemen. Ne olmuş işte? Ciddi bir şey mi? Oğlanlar işte, oğlanlar. Ha, iyi o zaman. Sen bir git gel. Bir saate dönersin değil mi? Ya normalde o kadar sürer ama. O kadar o kadar, hadi kaçtım ben. Baba çok kötüyüm ben. Ben daha kötüyüm baba. Baksana şu koluma falan. Susun lan eşek zıbalar, susun. İncinmeymiş sadece. Bir altınız yokmuş. Ama baba, susun, tepemi attırmayın ha. Bağırma çocuklara Hüsnü. Allah bağışlamış bize evlatlarımızı. Ya daha kötü olsalardı? Hiç mi acımadın? İnsafsız adam. Abla yapma gözünü seveyim ya. Düz giderken önüme atladılar. Hem de bahşiş için ha. Evet. Yüzsüz hala bunlar, yüzsüz. Kardeşim kusura bakma. Yani yapmışlar bittik. Hastane hastane dolaşmışsın bütün düğün günü de. Sağ olasın. Üç kuruş para verme diye durmadı. Bütün günü iptal oldu salağın. Sus lan sus. Şş, abi koşturması falan sorun değil de. Arabada hasar var. Hasar mı? Evet abi. Yani küçüğü neyse de büyük oğlan biraz irice maşallah. Domuzcuk maşallah, domuzcuk. Görsen arabayı. Olduğu gibi göçerti kaputu. Kazandibileri yersen üçer beşer böyle şişko olursun işte. Sen gaza getirdin oğlum beni. Ben hiç karışmayacaktım aslında. Kesin lan. Kesin sesinizi kafamın dibinde bıdı bıdı bıdı. Hüsnü, bu oğlanlar sırf zarar. Vallahi acıdım şimdi sana. Sağ ol oğlum, sağ ol, sağ ol, sağ ol, eksik olma. Hala bir sus. Kardeşim nedir hasarın? Abi vakumla çektireceğiz işte. 100 falan tutar. Hafif bir pasta cila ister belki ama o da sorun değil. 100 diyorsun yani. 100. Şimdi üstümde o kadar yok da. Şunu vereyim ben sana. Evi biliyorsun. Hı hı. Kalanını sana zahmet yarın bir uğrayıp alsan. Ya da yarın sen hepsini al. Tamam. Tamam, yarın toptan veririm ben sana. Tamam abi. Biraz hazırlıksız bulundum çünkü. O yüzden. Tabii abi, insanlık hali. Olur böyle. Sağ olasın. Müsaadenizle tamam. Benim daha düğüne yetişmem lazım. Allah mesut etsin evladım. Sağ olun. Hadi, hadi. Sağ olun. Güle güle. İyi günler. Çocuğum. Sağ olun. Güle güle. Güle güle. Hadi. Baba. Hala, verilmiş sadakamız varmış vallahi. Bir tuz çevireyim ben çocuklarımın başında. Ya ya, sorma. Ya Suat, sana samimi bir şey sormak istiyorum ya. Heh, sor üstünü. Ama ne olur, iyice düşün, öyle cevap ver. Ne oluyor lan? Hiç anlamadım. Hayırdır inşallah Hüsnü, çatlatma, korkutma adamı, sor. Biz, yani senle ben... He? Bu eşek sıpalarını büyütürken... Nerede hata yaptık biz? Hayır, biz ne yaptık da bunlar böyle oldu ya? Oğlum, nasıl atlıyorsunuz lan düğün arabasının önüne? Delirtecek misiniz? Sandın beni! Lan delirtecek misiniz siz beni? Ya, ya baba, bir dinle Allah aşkına, bir dinle bizi. Konuşma! 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 Hüsnü! Zaten bunlar yamulmuş çocuklarım. Anne bırak ya. Olsun! Olsun ya! Olsun, iyice yamulsunlar, iyice. Bir de ben yamultayım. Bir de ben yamultayım bunları. Bir de ben yamultayım iyice. Bir de hastane parası. Tutma beni Suat, sen de ya. Çekil şuradan. Çekil Suat ya. Kaçıyor. Kaçtı. Hüsnü. Ne oldu yüzüm? Ne oldu? Yüzüm çarptı yüzüm. Durun. Ay kurban olurum ben. Yamam Hüsnü. Ben çıktım. Tamam. Ay nedir bu başımıza gelen ya. Allah'ım. Daha da ağzımı burnunu patladın sen. Ali. Buyurun başkomiserim. Şu itfaiyenin telefonu kaçtı ya kardeşim? Ya başkomiserim bari siz yapmayın ya. Ya nasıl yapmayayım be Ali? Ateşle oynarım be kardeşim. Hem de Rıza babanın evinde. Git Boğaz Köprüsü'nü yak daha iyi ya. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Yüzüme de bakmıyor vallahi dünden beri. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yaşlandım usta ya, yaşlandım. Köpekler gibi oldum. Bir yılım 7 yıl gibi geçiyor bu eşek sıpaları yüzünden. Çöktüm resmen ya. Ne biçim konuşuyorsun ya? Üzme beni Allah aşkına ya. Hakikaten ya, çok üzüldün sen de usta ya. Yıpratma bu kadar kendini ya. Düğün arabasına uçulur mu be? Bir iki koşarsın peşinden bırakırsın. Kaputu nasıl çökerttiniz ya? Büyüğün hayvanlığı. Bakmıyor ki cüssesine müssesine. 100 lira kaçtı durup dururken ya. Resmen yere ya, böyle açıldı ya. Boş ver ya. Ne demişler? Allah tren kazası vermesin değil mi? Başlayacağım senin treninden ya. Tren nereden çıktı ya? Tamam usta, tamam. İsmail'in orada dur da bir çay ısmarlayayım sana. Sakinleş, rahatla. Çay. Hüseyin abilere söyledim o gün işte arabanın o istikrasını değiştirsinler diye. Çünkü yırtık mıymış neymiş?
Sabah 7'de buradayım abi. Yarın beni de almayı unutma ha. Tamam, ben ararım seni. Haydi hayırlı işler. Eyvallah abi. Birader bakar mısın? Efendim? Biz Koloğlu apartmanını arıyoruz. Gonca sokaktaymış. Nasıl gidebiliriz? Düz gidiyorsunuz. 200 metre ileriden sola ayrılıyor yol. Orası Gonca sokak. Orada yine sorarsınız birine. 200 metreden sola. Evet. Eyvallah. Önemli değil. Ya birader, o tarafa gidiyorsan götürelim, yerimiz var. Yok sağ ol, yürürüm ben. Ya gel, çekinme. Adam yiyecek halimiz yok. Yürürüm kardeşim ben, tamam, eyvallah, sağ ol. Siz de yolunuza. Neden ters diyorsun ki kardeşim? Uzatmayın, devam et hadi, devam. Kimi kışkışlıyorsun lan sen? Lan buraya. Bin bakalım arabaya, bin. Gel lan. Gel lan. Bıraksana. Yürü lan. Yürü, yürü. Bıraksana ya. Konuşma, git. Yok mu bir hareket Hüsnü? Yok, dolanıyoruz da. Zekeriya köy tarafına ineceğiz birazdan. İlginize. Tamam tamam. Biz de Rumeli kavşağına bir bakacağız. Anlaşıldı. Tamam. Hadi hadi. İsmail. Al şunları. Al bunu da al. Yavaş biraz. Yuh be ya. Şuna bak. Öküz gibi gidiyor başkomiserim bu herif. Ziya Şahin bu. Takıl çabuk peşine hadi. Hüsnü, aracı tespit ettik. Aydınoğlu kavşağına doğru ilerliyor. Anlaşıldı. Hemen biz de katılıyoruz takibe. Bulduk herifleri usta, bulduk. Bir yere kaçamazlar artık. Ne istiyorsunuz lan benden? Ne kes istiyorsunuz lan? Kes sesini, lan? Kes sesini. Bırak. Yapmayın, bırakın. Kes. Ne olursunuz yapmayın. Kurban olayım ya. Hazır mı bez? Yapmayın abi, kurban olayım. Konuşma lan, konuşma lan. Bir şeyler oluyor arabada. Yakında gireyim mi? Hayır hayır, izlemede kal. Herkesi arıyorum. Gittikleri yeri öğrenmemiz lazım. Tamam Engin. Tamam, sakın gözden kaybetmeyin arabayı. Takviye ile beraber çıkıyoruz hemen. Yerinizi bildirirsiniz, tamam mı? Hazır mı aşağısı? Hazır Rıza baba, hemen çıkabiliriz. Hadi, hemen çıkıyoruz. Huzursuzlanma. Ne kadar ciddi olduğumuzu birazdan göstereceğim sana. Alo. Tamam, çıkıyoruz biz de. Abi çiftliğe girmişler. Hazırlayın sinemayı. İyice yerleştirin beyefendi. Hiçbir saniyeyi kaçırmasın. Götürün. Gel buraya. Yürü. Yürü. Bırakın beni. Bırakın. Burası neresi ya? Çiftlik evi gibi bir yer herhalde. Yürü çabuk, yürü. Yürü. Çek şöyle, çek. Çek. Dizüstü çöktürdüler adamı. Kaç kişiler? Ne alt ediyor bu herifler, dertlerini? Birazdan anlayacağız hepsini. Hadi be Reha Bey. Yüzün gülsün biraz. Bak, bu kadar adam senin için çalışıyor. Boşuna çırpınıyorsun. O imzayı eninde sonunda atacaksın. Ha, atmıyorum diyorsan, atmazsam ne olur diyorsan, onun da cevabı var. Az bekle, birebir göstereceğim sana. Ne oluyor abi? Hiçbir şey anlamadım ben abim. Her yer çamur usta. İnfaz yeri burası. Manyak bunlar usta. Sarın etrafı. Çöktürün. Bak şimdi Reha Bey, iyi bak ama. Birazdan göreceğinin aynını önce karına, sonra o çok kıymetli oğluna, sonra onun karısına, sırasıyla hepsine, en sonunda sana seve seve yaparız. Az laf çok iş tabii. Gösterelim değil mi beyler? Gösterelim abi. Polis, kimse kimse olmasın. Atın ya.
Yat yere. İyi misin abi? Yardım edin. Tamam, sakin ol polisim ben, sakin ol. Bak lan kalk. Sakin olun. Manyak bu adamlar, bu hastası. Tamam. Manyak bunlar. Kafayı tamam yemişler. Tamam. Sakin manyak ol. Bunlar. Kalk. Abi. Hadi geç, tamam. Abi. Tamam, sakin ol, iyi misin? Tamam. Ne o, roman mı okuyorsun? Çok güzelsin. Deli ediyorsun beni. Dokunma bana. Kafayı yediriyorsun lan. Hoşuna gidiyor. Sen de istiyorsun. Yaklaşma. Dokunma bana. Ne yapıyorsun lan? Çık odamdan. Çık. Elini kırarım senin. Bırak o bıçağı. Bırak beni. Hayvan herif. Kadir. Kurban olayım. Yapma. Kadir günahsız. Kes lan sen de. Kes. İnsanlığımdan çıkardınız lan beni. Kaçma lan. Gel buraya. Gel. Nasıl yani? Sadece kaçırdıkları adamlara ibret olsun diye mi öldürmüşler bu insanları? Ne kadar ciddi olduklarını ispatlayabilmek için. Suçsuz, günahsız insanları sırf gösteriş olsun diye, öyle mi? Biz buna nasıl inanacağız şimdi? İtiraf ettiler her şeyi. Birbirinden alakasız adamları sokaklardan toplayıp... Yani ne olduğuna, kim olduğuna bakmadı. Bu nasıl bir cani kız abi? Nasıl bir psikopatlık bu? Bilmiyorum çocuklar. Öler insanların ailelerine ne anlatacağız şimdi? Nasıl açıklayacağız durumu? Kocanızın, abinizin tek suçu o gün, o saatte orada olmaktı mı diyeceğiz? Hemen savcılığa sevk ettim bu adamları. 5 dakika daha bu binada kalırlarsa bir daha hiç çıkamayacaklar buradan. Gidip onları... Alo, baba? Tunç benim Esma. Esma ne oldu? Çok kötü Tunç, çok kötü. Yardım etmen lazım bana. Tamam, dur. Sakin ol. Ne olduğunu anlat. Babam saldırdı bana, üvey babam. Sonra da anneme. Yardım et bana Tunç, ne olur. Ne olur bir şeyler yap, hala peşimde. Neredesin şimdi Esma? Sırası evlerdeki telefon kulübesindeyim. Tamam, bekle orada. Ben gelip alıyorum seni. Hiçbir yere ayrılma, tamam mı? Geliyorum hemen. Tamam, çabuk ol. Nereye gidecektin lan? Kimi aradın kahve ha? Nereye gidecektin? Yürü! 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 Yürü be! Baba! Tunç, nereye oğlum? Baba tam zamanına geldin. Gitmemiz lazım, hadi. Dur lan bir dakika, nereye? Ya baba, bir arkadaşım başı dertli. Anlatayım yolda, hadi. Tamam, hadi. Neler olmuş bu evde? Yarım saat önce galiba. Acayip bir gürültü kopmuş. Önce Esma fırlamış evden. Hatice'nin 14 yaşındaki kızı. Arkasından da Kadir. Kadının kocası mı? Evet. Kızın babası yani. Üvey babası. Hatice'nin ikinci evliliğiymiş. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Maalesef. Devriyelere haber verilsin. Çok uzağa gitmiş olamazlar. Mutlaka bir gören olmuştur. Kadının da ifadesi gerek ama kendinde değil. Beyin sarsıntısı geçirmiş olabilir diyorlar sağlıkçılar. Gerekirse hastanede alırız ifadesini. İhbarı yapan komşular burada mı? Dışarıda bekliyorlar. Konuşacak mısın? İyi olur. Konuşalım. Emin misin burası dediğine? Evet baba. Daha 10 dakika önce konuştum. Yok işte oğlum. Ya bir yere gidip oturmuştur belki ya. Kimmiş bu saldıran? Üvey babası. Evet. Peşine de takılmış galiba kızın. Belki de bulmuştur. Ara bakayım. Dur. Buradan ara, buradan. Ev telefonu mu bu? Evet. Alo. Alo, ben Tunç. Esma'yı aramıştım. Orada mı acaba? Nerede? Tunç, ben Zeynep abla. Zeynep abla? Ver. Zeynep, ne oluyor kızım orada? Çok karışık abi. Bayağı da tatsız. Arkadaşını bulmak için herkes elinden geleni yapıyor Tunç. Ayla teyzem bile işin içinde. İnşallah bir zarar gelmeden kurtaracağız Esma'yı o adamın elinden. İnşallah Rıza amca. Ben de bir şeyler yapabilir miyim? Bir yardımım dokunur belki. Ha?
Yardım falan istemez. Herkese alarmı getirdik zaten. Yok sendik bir şey. Tunç, ama olursa mutlaka haber veririz canım. Sen dua et de bir an önce bulursun arkadaşını. Tamam mı? Tamam. Sağ ol Engin abi. Tamam. Ne demek oğlum? İşimiz bu bizim. Ali ya, bir araba ayarlasana, evi bıraksınlar Tunç'u. Tamam abi, tamam. Gel bakalım. Hadi bakalım. Ha, Tunç. Sakın kendi başına bir işe kalkışma. Evden burnunu çıkarmak yok. Anlaştık mı? Tamam. Yürü bakalım hadi. Devriyelerden ses çıkmadı mı daha? Sürekli anons geçiyoruz ama daha bir şey yok Rıza baba. Hastaneden haber var mı? Kadın komada. Çıkar mı çıkmaz mı bilinmiyor. Ayla ablayla Zeynepler de başında zaten. Dün düşünceli gördüm biraz. Her zaman ışıl ışıl bakan çocuk kafasını bile kaldırmadan yürüdü gitti öyle. Utancındandır belki. Anlamalıydım bir terslik olduğunu. Çekip bir köşeye sormalıydım bir derdin mi var diye. Bu kadarını kimse tahmin edemezdi ki Ayla abla. Orası da öyle ama. Geri dönüşü olmazsa bu işin, Esma bulunamazsa hiç affetmeyeceğim kendimi. Konuşma böyle abla. Herkes seferber oldu Esma için. İnşallah bulunacak. İnşallah iş işten geçmemiş olur o saate kadar. Annesi bir uyansa, Kadir'in nereye, kime gitmiş olabileceğini bir söylese. O kadar iyi etmez. Uyanır uyanmaz, neden bu tacize sesini çıkarmadığının hesabını da verecek. Biliyor muymuş yani? Komşular bile şüphelenmiş. Aynı evde olup da anlamamak mümkün değil. Sus! Sus ve debelenme! Kıpırdama bekle bunu. Ortalığı ayağa kaldırdın. Hepimizi mahvettin. Rezil ettin. Sesini çıkarmadan otur burada. Neden arıyorsunuz o sarhoşu? Nerede, kime salça olmuş? Üvey kızına saldırmış. Hanımını da hastanelik etmiş. Manyaklık üstüne manyaklık. Daha sayayım mı? Yok abi, yapar o diye yüz. Her şey beklenir o ay yaşlar. Nerededir şimdi? Nerede arayalım onu? Hazneder kahvesini bildin mi abi? Şu alt yoldaki değil mi? Ha. Bütün ahbaplar oradadır. Sor söylesinler abi. Ha, eyvallah. Tamam. Eyvallah. Sağ ol abi. Gel abi, tamam anladım. Hadi. Anladım. Bu sefer tam alt ettin. Ne istedin lan bacak kadar kızdan? Kızdı benim ne işim olur oğlum? Anasıyla bir olup dilirttiler. Ne demeye kaçırdın lan o zaman? Günah benimle gitti oğlum. Elimi kana buladım bu sefer. Kızı okutmam lazım. O ne demek lan? Araba mı satıyorsun? Ayak yapma bana. Bilirsin bu işleri. Satacağım gitsin kahve. Benden bulmasın belasını. Alır paramı tüyerim millet uyarmadan. Var mı tanıdın? Git lan başımdan. Allah'ın manyağı. Polise molise bırakmam. Ben sıkarım gırtlağını. Düzgün konuş lan. Git lan. Sapık. Gel lan buraya polis. Kaçma. Dur. Dur lan polis. Dur. Kaçma. Kaçma. Lan dursana lan. Öldüreceğim lan seni. Dur. Dur kaçma. Dur. Ölmüş mü abi? Kadir, aç lan gözünü, aç. Bırak usta, bırak, ölmüş. Böyle iş olur mu ya? Şansa bak be. Merkezi arayalım, gelip toplasınlar bunu. Abi, merkez. Ben soldan dönüyordum. İnden yere al biraz. Tamam. Vallahi sen birden karşıma çıktı. Herkes tanıyor Esma'yı ama işe yarayacak bir şey anlatan yok. Kız zaten saklamış durumunu. Herkesin yeni haberi oldu. Haklısın. Buradan bir şey çıkartmak zor. Engin. Efendim. Dün biraz sert konuştum galiba seninle. Önemli değil canım. Hayır, önemli. Seni kırdıysam çok üzülürüm. Ne olur bir problem olmadığını söyle bana. İyiyiz değil mi? Biz hep iyiyiz zaten. Kötü olanlar dışarıda. Pardon. Efendim Zeynep. Ne? Ciddi misin? Allah kahretsin. Tamam, geliyorum ben hemen. Esma'ya bir şey mi olmuş? Üvey babası ölmüş. Kızın yerini bir tek o biliyordu. Hemen gitmem lazım benim. Dikkat et kendine, haber ver bana. Tamam. Ha,
Kadir'in kahvede konuştuğu adam? Kızın yerini bilmiyor. Adamın nereden geldiğini falan? Hiçbir şey. Tek çare kalıyor geriye. Sokakları karış karış aramak. Kahve ve Kadir'in evi arasındaki alanda her sokağa girecek. Bütün alan didik didik edilecek. Şüpheli bir durumda hemen irtibata geçiyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Canan merkezde Mobese'den tarama yapıyor. Bir şey çıkarsa yönlendirecek bizleri. Çıkmasa da biz arayıp bulacağız kızı. Bulmadan dönmek yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi dağıl. Ali sen benle gel. Lan gelin. Lan ne buldum? Oğlum baksanıza. Oha. Kafam mı güzel lan benim? Bu ne lan? Kimsin yavrum sen? Ne işin var burada? Ağzını bağlamışlar lan kızın. Nasıl konuşsun hayvan? Çözeriz abisi. Gireriz muhabbete. Söyle Canan. Amirim, Mobese merkezden şimdi bir görüntü düştü. Kadir'in bir saat önce Ihlamur sokaktan çıkarken çekilmiş bir görüntüsü. Kaydın devamında kahveye gittiği görülüyor. Yani kahveye giderken çıktı sokak mı? Evet amirim. Harikasın Canan. Hadi kapat. Ihlamur sokağa gidiyoruz hemen. Çabuk ol Ali. Tabii Rıza abi. Alo Engin. Bir iz bulduk. Kes lan sesini. Korkun lan bu bizden. Korkunun acına faydası var mı kardeşim? İmdat. Yok tabii. İmdat. O kız buralarda bir yerde. İmdat. Ses yukarıdan geliyor, yukarıdan. Aferin Garip. Tamamlamış şunu. Hadi götürün. Gel bakayım. Aferin. İyiyim abi. Önemli bir şey değil. O nasıl atlamaktı kızım ya? Herif manyak görmüyor musun? Delirdin mi sen? Yok bir şey abi. İyiyim işte. Hadi. Kız da iyi. Hadi çıkalım. Nereden çıktın? Nasıl bir şeysin sen ya? Gökten düştüm oğlum ben. Senin için düştüm. Delirtiyorsun beni. Sen delirme görmüşsün. Şimdi mi? Neyi bekleyeceğiz ki? Önce bununla kafa oluruz, ondan sonra pilot benim. İstediğim yere uçuracağım seni. Gelmeyen adidir. Sen almayacak mısın? Sırayla canım. Sırayla. Ne bu? Ne verdin bana? Uçmana bak sen. Fazla bu. Çok fazla. Fazla. Herkesin sırası gelecek. Dün Serkan, bugün sen. Teşekkür ederim. Annem nasıl? Görebilecek miyim onu? Yarın sabah yola çıkmadan önce göreceksin tabii. Yola mı? Nereye gideceğim?
İzmir'e gideceksin amcanların yanına. Özbabanın kardeşleri, hatırlıyor musun onları? Çok oldu görüşmeyeli. Annen iyileşene kadar onlarla kalacaksın. Hatta belki daha sonra da İzmir'de yaşarsın. İster misin bunu? İyi de annem... Bak Esma'cığım, bu yaşadıklarının bir sorumlusu da annen. Biliyorsun bazı şeylere göz yummasa işler bu seviyeye gelmezdi. Kendi kararlarını alabileceğin yaşa kadar senin için neyin iyi neyin kötü olduğuna sosyal hizmetler karar verecek. İnan bana, böylesi herkes için daha iyi. Peki siz öyle diyorsanız. Hadi artık asma suratını. Hayat bugün yaşadıklarından ibaret değil. Çok güzel günler bekliyor seni. Bak kızım, sana her zaman yardımcı olmaya hazırız. Yeter ki sen bunu iste. Kendini bırakma, tamam mı? Hı-hı. Aferin. Aylin. Gidelim mi artık? Eşyanı hazırlayalım birlikte. Hadi. Olur. Hadi bakalım. Gel. Kızın durumunu takip edelim Engin. Psikolojik destek aldığından emin olalım. Mutlaka takip ederiz Zababa. Hiç merak etme. Yarın da İzmir'deki akrabalarıyla görüşelim. Nasıl yaralı bir misafir karşılayacaklarını anlatalım onlara. Hı? Nasıl ya? Böyle apar topar gidilir mi? Kim varmış ki İzmir'de? Nerede kalacak orada Esma? Amma soru sordum be. Ne Esma'ymış kardeşim? Ya baba! Akrabaları varmış orada oğlum. Buradakinden çok daha iyi olacak durumu. Rahat ol, paçayı yırttı işte kız. Gitmeden bir görseydim ya. Vay, veda bu sese ha. Ya baba, 2 dakika ciddi ol ya. Pardon. Yarın sabah göreyim bari yola çıkmadan. Olur değil mi? Olur herhalde. Zaten kim durabilir ki bu aşkın önünde? Ya yeter ya, yeter. Ya! Dur lan dur. Gelirtirsin adamı. Dur dur. Dur. At at. Esma'nın aşkından delirdim demiyorsun da. Ya baba. Ya baba ya. Kaç gün oldu ya? Tamam, annendir, bir şey demedik ama. Bu kadar da olmaz ki. İnsan hamile karısını bu kadar yalnız bırakır mı ya? Şu halime bak. Yarımı saracak insan yok evde. Doğru düzgün 2 laf edemiyoruz kaç gündür. Telefonda konuşunca oluyor sanki. Nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, dikkat et kendine. Yok ya. Gel sen dikkat et bana. Arkamı kolla. Düşersem kaldır. Ağlarsam sustur. Bağırırsam dinle. Hangi birini yapayım ben tek başıma? Neden yalnız bırakıyorsun beni ya? Neden? Geldin mi? Duydun mu yoksa sesimi? Sen miydin? Beğenmediysen gideyim. Ya uf, saçmalama, gir içeri. Ne yapıyorsun? Bandaj mı değiştiriyorsun? Yardım edeyim mi? Yok, otur sen. Ben hallederim. İyi. Sinirsin Murat ya, sinir. Bildiğin aşırı doz işte abi. Adam dün parti vermiş evinde. Milleti toplamış. Herifin odasına bile bakmadan çıkıp gitmişler. Şunu al. Sabah da temizlik kadın bulmuş cesedi. İyi işte. Topla oraları, geç merkeze. Kamera kaydı, telefon, melefon, kaldır ne varsa. Zeynepler de çocuğun arkadaşıyla görüşüyor zaten. Engin abisinin yanında. Anladım abi, tamam. Of, sen ne yapıyorsun? Çocuğun abisinin iş yerindeyiz. Sekreter hanımın yanındayım ben de. He, o kadar mı? Başka? Hava alıyorum lan. Kafamı dinliyorum. Hesap mı vereceğim sana ha? İşine bak, işine. Tamam abi, ne dedim şimdi ya? Allah'ın lalesi. Başınız sağ olsun Selim Bey. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Böyle sıcağı sıcağına gelip sizi yormak istemezdik ama. Önemli değil. Buyurun, sorun ne soracaksanız. Kardeşinizin uyuşturucu kullandığından haberiniz vardı herhalde. Evet. Kurtarmaya çalıştım kaç defa ama başaramadım gördüğünüz gibi. Üzgünüm ama sormak zorundayım. Kimlerle görüşüp kimlerden alışveriş yaptığını biliyor musunuz acaba? Hayır. Bakın, Can kardeşim de dünyadaki herkesten değerliydi benim için. Ama onu kurtarmak için çabalamamın dışında o ortamla, o zehirle hiç işim olmadı. Olmayacaktı. Anlıyorum. Ben artık daha fazla vaktinizi almayayım. Telaşınız vardır muhakkak. Yine de aklınıza bir şey gelirse ararsınız bizi, olur mu? Tabii, mutlaka ararım. Tekrar başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Pardon, Selim yerinde mi acaba? Evet, odasında. Pardon, siz nesi oluyorsunuz acaba? Merakım başlayayım, polis. Ben kız arkadaşıyım. Teşekkürler, iyi günler. Başkomiserim. Ne var?
Merakımı bağışlayın da siz böyle kont gibi konuşmayı nereden kaptınız acaba? Hiçbir yerden kapmadım Mesut'cum. İnsanın içinde olacak. Mesela bende var, sende yok. Yok tabii. Yazık bana. Yazık tabii. Hadi gidelim. Canım, başın sağ olsun. Duyar duymaz geldim. Sağ ol hayatım, sağ ol. Nasıl olmuş? Aşırı dozdan. Eroinden mi? Evet. Bahsediyordun kullanıcı diye. Maalesef, maalesef hayatım. Ne yapmamı istersin senin için? Hiçbir şey canım. Yanımda kal yeter. Biz de bekliyoruz şimdilik. Cenazeyi otopsiden sonra verecekler. Bu arada kimden buldu, nasıl oldu bu olay, onu bulmaya çalışacağız biz de. Haber var mı dışarıdaki çocuklardan? Eli kulağındadır Selim Bey, araştırıyorlar. Polis falan mı? Onlara bırakmam. Bu işi yapanın cezasını kendi ellerimle vereceğim. Can Önal, 23 yaşında. Daha önce uyuşturucu kullanmaktan sabıkası var. Hatta olaylı bir davaya da karışmış. Ne davasıymış bu? Ne zaman görülmüş? Geçen sene. Bir partide Can'ın arkadaşlarından Serkan Sabuncu adlı genç aşırı dozdan hayatını kaybedince bütün diğer gençlerle beraber Can da girmiş dosyaya. Ama karar Can'ın sadece kullanıcı olduğu ve Serkan Sabuncu'nun ölümüyle bir ilgisinin olmadığı yönünde çıkmış. Paçayı kurtarmış yani, öyle mi? Öyle görünüyor. Bu abisi nasıl bir adammış Can'ın? Selim Önal. Nüfuslu iş adamı. İnşaat ve nakliye şirketleri var. Kayıtlara göre temiz biri. Can'ın hayattaki tek yakını aynı zamanda. Daha cenazeyi alamıyoruz zaten. Savcı otopsi için bekletecekmiş. Siz kabristanla görüşüp babamların yanındaki yeri hazırlatın. Ben eve geçiyorum şimdi. Ha Yusuf, sen de ilgilen şu işle. Can dün gece kimle berabermiş, bulmamız lazım bir an önce. Tamam mı? Başın derde girecek diye korkuyorum hayatım. Korkma, bana hiçbir şey olmayacak. Nerenin kaydı bu? Can'ın oturduğu apartmanın giriş kapısına yerleştirilmiş Rıza Baba. Güvenlik amaçlı. Yönetim zorluk çıkarmadan verdi. O gece eve giren çıkan herkesi görebileceğiz şimdi, öyle mi? Öyle herhalde, baksana. Bir kız arkadaşı varmış Can'ın. Yeni tanışmış. Yaşça da biraz büyükmüş kendisinde. En son ikisini beraber yatak odasına girerken görmüşler. Çocuğun cesedi orada bulundu değil mi? Kız gittikten sonra vurdu belki iğneyi, olamaz mı? Olabilir ama her halükarda Can'ı ölmeden önce gören en son o kadın. Millet dağıldı. Kayda göre saat sabahın 5'i zaten. Partide kimse kalmadı mı yani? Sonuna kadar bakmak lazım. Biri daha çıkıyor. Durdursana şunu. Hatuna bak. Bu biraz önce gördüğümüz kadın değil mi Mesut? Evet o. Kim bu kadın? Can'ın abisi. Selim'in ofise girerken gördük bu kadını Rıza Baba. Selim'in kız arkadaşıymış. Can'ın partisine gelebilir. Ne var ki bunda? Görünürde bir şey yok tabii. Yine de kadını bulup kendisine sormak lazım. Partideki diğer herkesle beraber onun da ifadesini görmek istiyorum dosyada. Anlaşıldı mı? Aha, anlaşıldı Rıza Baba. Bence anlaşılmadı. Hala burada olduğunuza göre. Tabii abi, hiç gözüm. Çıktık bile. Kim vardı lan partide, anlat. Hepsi bizim çocuklar abi. Saydım işte, yabancı yoktu. Can kimle takıldı peki? Yeni Hatun yapmıştı kendini. Onunla kumru gibi takıldılar bütün gece. Beyaz'ı da beraber vuracaklardı herhalde. Odaya girerlerken duydum. Kimmiş bu Yeni Hatun? Neredenmiş? Kimse tanımıyor ki. İlk kez gördük. 30'luk falan bir şeydi ama taştı. Yaşından bize ne lan? İsmi cismi yok mu bu karın? İsmi... Abi vallahi kafamız güzeldi, hatırlamıyorum. Düşün lan, düşün. Abi dur. Bakayım, resmini çekmişimdir herhalde. Bütün gece elimdeydi makine. Durmadan çalıştım. Bak lan hadi çabuk bak. Abi bu işte. Emin misin lan? Evet abi, sarmaş dolaş işte. Baksana. Olamaz. Selen Hanım. Sen otur hayatım şöyle. Gevşe biraz. İçki ister misin? Çok iyi olur canım. Hemen hazırlarım canım. Selen, iyi ki varsın canım. İyi ki yanımdasın. Canım benim. Hemen geliyorum. Alo. Selim Bey. Can'ın dün geceki kız arkadaşının kim olduğunu öğrendik. Öyle mi? Evet efendim. Ama size nasıl söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Saçmalama oğlum, konuşsana. Tamam. Tamam, kapatın, ben arayacağım.
Can'ın Tarık diye bir arkadaşı oturuyormuş burada. Misafir seviyor muymuş acaba? Şu adamlara bakın. Kim bu abiler? Selim'in ofisinde gördüm ben bunları. Oğlanın abisinin adamları mı yani? Evet, dursana hadi şurada. Durayım. Polis beyler. Selim Bey'inizin talimatıyla mı dolaşıyorsunuz buralarda? Ne ayaksınız oğlum siz? Niye mal mal bakıyorsunuz lan? Bazısı böyledir bunların usta, geç açılır. Açılır ama değil mi Mesut? İlla ki açılır. Gelin bakayım şöyle, geçin bakayım. Geç 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 geç. Geç bakayım, geç 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 geç. Canan. Geliyorum amirim. Rıza baba. Bir dakika. Buyurun amirim. Bunları postaya ver canım. Tabii tamam. Amirim. Evet, dinliyorum. Selen'le ilgili biraz araştırma yaptık. Enteresan şeyler var. Öyle mi? Ne gibi? Kadın aslen Antalya nüfusuna kayıtlı. İstanbul'da kaldığı sabit bir adresi yok. Ailesi falan? Selen'in soyadı Sabuncu. Can'ın uyuşturucudan ölen arkadaşı Serkan Sabuncu. Hani şu davasından elini kolunu sallaya sallaya çıkan çocuk. Yani Selen, bu Serkan'ın... Ablası. Yani nüfus kayıtları öyle söylüyor. Akıl alır gibi değil. Sizce Selin'in ne işi olabilir bu adamlarla? Yani hem Selim'le hem Can'la. Benim aklıma intikamdan başka bir şey gelmiyor. Benim de. Hemen dışarıdakileri arayıp haber verin. Diğer ifadeleri rafa kaldırıyoruz. Önceliğimiz kadını bulmak, hadi. Usta tamam, abartma artık. Millet görür falan, ayıp. Rencide olmasın çocuklar. Olmaz bunlara bir şey, olmaz. Hey maşallah, hey maşallah. Ya şu son söylediğini bir daha alayım bakayım ben. Can'ın manitası. Selim Bey'in kız arkadaşı Selen Hanım'mış. Vay be. Kadına bak. Neymiş ki derdi? Nerede peki şimdi Selin Hanım? Efendim Zeynep. Selim Bey'in evine gittiler beraber. O evin yeri de lazım ama bize. Söylerler abi, söylerler. Pırıl pırıl çocuklar bunlar. Gizlemezler hiçbir şey. Başkomiserim. Efendim. Selin'in derdini öğrenmiş bizimkiler. Kardeşiyle ilgili bir meselenin peşindeymiş. Bayağı ciddi desene. Çok. Şş, bana bakın lan. Patronu anlattınız mı Selen meselesini? Cevap verin lan. Evet abi. Az önce aradık, söyledik. İyi alt ettiniz. Yalnız evin yerini söylemediler abi. Aa, söylemediler mi? Bak unutuyordum az kalsın. Nerede lan bu ev? Bilmiyor musunuz? Nasıl bilmiyorsunuz lan? Nasıl bilmiyorsunuz? Ha, gelin lan bak. Anladım abi, biliyorum orayı. Tamam, çıktık hemen. Selimlerin yerini öğrenmiş bizimkiler. Hadi, çıkıyoruz hemen. Bir içki alacağım. Sen de ister misin? İyi olur. Canım, o kadar güzelsin ki. Sahi mi? Çok. Çok güzelsin. Can'la sizi tanıştıramadım bir türlü. Fırsat olmadı. Hayat işte. Ya, çok isterdim onu tanımayı. Tanısa bayılırdı sana, biliyor musun? Çok severdiniz birbirinizi. Bu güzelliğinle başını döndürürdün onu. Nasıl konuşuyorsun sen canım? Belki de döndürdün bile. Aklına girip zehirledin bile onu. Beni de Can'ı da kandırdın. Ne istedin ulan? Kimsin sen? Bırak, bırak beni. Kimsin sen? Çok mu merak ediyorsun? Burası Rıza baba, 7. kat. Girelim. Serkan Sabuncu'yu hatırladın mı? Can'ın arkadaşı. Geçen seneki partide aşırı dozdan ölen çocuk. Kimsin sen? Kesme sözümü. Neden öldü Serkan? Can'ın yüzünden değil mi? Can'ın alıştırdığı, damarına kadar soktuğu o zehir yüzünden. Yalan bu. Kimsin sen? Mahkemede ne yaptıysan yaptın. Can sadece kullanıcı olarak geçti kayıtlara. Paçayı kurtardı. Olan kime oldu? Serkan'a. Daha sadece 23 yaşındaydı. Kardeşimdi benim. Hayatımdaki her şeyimdi. Sen... Evet, ben Selen. Ölümüne sebep olduğunuz o çocuğun ablasıyım. Geç oldu size ulaşmam ama buradayım işte. Aynı acıyı sana da yaşattım. Hem Can'a yaklaştım hem sana. Nasıl plan ama? Beğendin mi? Asilhane, polis! Kavurla! As silahını! Yaklaşmayın! İndir silahını! Bu manyak öldürdü kardeşimi! Hepsi bu kadının yüzünden! Hak ettin! Sonuna kadar hak ettin! Şşş, yeter lan, bırak silahını! Susturun şu kadını! Yaklaşmayın! Bırak o silahını! Bıraksana!
Atilla! Bırak dedim lan! Bırak dedim! Usta! Abi! Mesut! Ömrün geçer şehrin sokaklarında, gecesi gündüzü siner üniformana. Küçük bir çocuk selam verince sana, çektiğin zorluklar kaybolur o anda. Bambaşka bir şehir var.